Merhaba, ben Sancan. Merhaba, ben Barış. Merhaba, ben Tuna. Girişimci Muhabbeti'nin 134. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 134 mü? Emin miyiz arkadaşlar? Biz birbirimize baktık şöyle. Gerçekten 134 ben... Bence 134 değil. Nasıl? 134 evet. Tamam, okey. Allah Allah ya. Evet. Emindim ya 134 olmadığına. 134 sanki okay. Hala değilmiş gibi. Hızlıca konulara girişelim. Bugün çünkü biraz vakit dar. Vakit bölümü biraz kısa yapacağız. Tamam, zaten bugün konuşabileceğimiz ana konumuz çok belli. Dolar şu oldu bu oldu değil artık, evet. Bitcoin. Dolara bakmıyoruz bile artık ya. Evet, dolara bakmanın bir anlamı yok. Bitcoin 10 bin dolar oldu. Evet. Geçti şimdi bununla alakalı ya, 10 bin dolar oldu. Sonra hemen ardından 11 bin dolar oldu. Bitcoin ile doların aynı anda artması ne güzel değil mi? Evet, değil mi? Katmerli böyle, gelir. Katmerli olarak zaten bence şöyle 3 yıl sonra böyle GDP falan hep dolar yazılır ya. Bitcoin olarak. Bir de Bitcoin mesela. Olarak da yazacak yani. Biz böyle şey 5 Bitcoin falan diye takılacağız. Malta 5 Bitcoin. Evet, ne düşünüyorsunuz Tuna, özellikle sen tam bu dönemde arsa yatırımları yapıp dehşet içindeyim. Tuna, benim paralar tarla coin oldu. Tuna'nın bir ICO'su olacak yakında arkadaşlar. Evet, aynen. Tarlanın parçaları bölüp 1 milyar parçaya bölüp 1000 piksele bölüp. Yok, ben hala Bitcoin'deki bu gelişmenin felaket bir balon olduğunu düşünüyorum ya. Hakikaten çok endişe verici. İnsanlar balonlarda ciddi para kazanıyor. Yani insanların şu an sevinmesi değil korkması lazım bana sorarsan. Şimdi bu şey logaritmik eksponansiyel yükseliş grafik hiç normal değildir piyasalarda. Evet. Bu yükselişin peşinde çok ciddi bir çakılış da olabiliyor. Bu arada şey var, 2008'de işte, yaşadık bunu işte. 2001 yılında önceki 3 sene falan internetin olduğu durumu düşündüğünde şöyle şeyler vardı. İşte abi bilmem ne nokta com'u aldım, sattım 50 bin dolara. Aynen. Şey, ya anladın mı? .com bubble. Evet, evet. Ya, ve böyle şey, şimdi her zaman şey diye düşünüyoruz. İşte internetin altın çağının başlangıcı bilmem ne. Çok seksi dönemlermiş falan gibi geliyor ama aslında tam olarak şu anda Bitcoin'in olduğu duruma çok benzeyen bir şey yani, dönem vardı. Yaşandı bu yani. Evet, daha önce yaşanmadı değil. Çünkü herkes şey sanıyor işte teknoloji wow çok seksi bilmem. Hiç öyle değil. Teknolojiyle alakası yoktu o zaman. İnsanlar e-mail adreslerini satıyorlardı. Şey satıyorlardı. Oradan bir sürü para kazanan tipler vardı. Bir web sitesini 100 bin dolara falan filan yapıyorlarmış. Ya bir kere zaten böyle, o ne 100 bin dolara pardon, 3 milyon dolara. 3 milyon dolara web sitesi yapmış şey için. Elmas bu James Altucher diye bir adam var ya. O ilk müşterisine web sitesini 3 milyon dolara yapmış. İnanılmaz yani. Böyle şeylerin olduğu bir dönemmiş işte. Evet. Ama ya, bitti işte, mi şey hani internet girişimciliği, dijital yok, girişimcilik bitmedi. Kıymetini hiçbir zaman kaybetmez. Yani ben Bitcoin yok olacak diye bir şey iddia etmiyorum. Bence gelecekte de bununla ilgili bir şey olacak. Bu tabanda bir şeyler gerçekleşir. Cryptocurrency'lerle ilgili ama burada buna biçilen değerle ilgili bir problem var. Yani böyle bir değerleme yok. Yani sen de işte biliyorsun şirketlerle çok çalıştın. Bu tarz raporlar yapıyorsun. Samcan'a söylüyormuş sen de derken. Yani şey bu normal bir şey değil. Çünkü karşılığında bir şey yok. Ya bir de şeyler var. Mesela bak, bunu daha önce konuştuk ya şimdi. Evet, o fiyatlamayı yani, hani o değer aslında yok diyorsun ya. O değer dünyanın bir ucundaki adam Bitcoin'i 10 bin dolardan aldığı evet, anda oluyor ya. Doğru. Ama buradaki asıl böyle insanları iştahlandıran şey buradaki yatırım fırsatı. Yani çünkü onun ortaya koyduğu işte, kıymet başka bir o şey. O da çok ilkel bir şey. Abi artıyor. Ama öyle. Bu kadar basit işte. Ama bütün öyle, dünya hareket ediyor bunun. Yani senin Bitcoin'le yaptığın bir iş var mı? Bunu talep etmeli gerekecek i̇şte bak, bir şey var mı? Yok. Olmamasına rağmen sen bana gelip diyorsun ki öğlen yemeğinde abi Bitcoin diye bir şey var artıyor. Aynen, buna siz hype diyorsunuz ya işte. Bu kadar basit. Türkçesi ne deniyor bilmiyorum evet, ama ya bu tam olarak bu. Ya iştah yaratıyor insanlarda böyle bir yatırım fırsatı. Hı-hı. Yani para kazanma fırsatı havadan. Bunun için bir ilgi var ve hala da bu artarak devam ediyor. Ya şöyle düşün. Bu bir körüklüyor. Kendi sen kendini körükleyen bir sarmal. Ev yapacaksın ya işte 100 bin TL harcıyorsun. Hı-hı. 1 milyon TL'ye satıyorsun. Tamam. Bu beklentiyle yaptığın materyal bir şey ama tamam, ortada materyal bir şey var. Ama o materyalin değeri 1 milyon TL değil ya. Aslında değil. Oranın değeri işte şu köpeğe yakın. Emlak balonunu da tabii ki bence de hayır, öyle. Hayır, balon olsa da olmasa da bir şey var. Ekstra etkenler falan filan. Bu hı-hı, senin bana öğlen yemeğinde gelip abi bu artıyor hissini vermenle aynı şey aslında. O böyle beni böyle kabartıyor yani. Tam aynı şey olduğunu düşünmüyorum işte. Orada benim fikrim farklı. Yani gerçekten arkasında materyal. Bak tangibility yok. Yani materyal bir şey. Ne zamandan beri biz onu arıyorduk ki zaten? Ya bak bir tane şey örneği vardı. Alışveriş bir şeyin bir yani malzeme ya da bir servisin el değişmesiyle ilgili bir şey değil mi?
bir mal ya da servisin, hizmetin el değiştirmesiyle ilgili bir şey. Bunun için aracılık yapan şeydir para. Biz oturup birbirimize bir çuval un verip bir çuval şeker alıp alışveriş yapmıyoruz. Parayla yapıyoruz bu işi. O aradaki bir intermediyeri yani, diyorlar. Aracı madde bu. Kağıt yani para. Ben kendimden örnek vereyim orada. Bitcoin neyin aracısı şu an? Bak ben şey örneği vereyim yani Bitcoin'le alakalı değil. Ben şimdi ona bu orada burada danışmanlık veriyorum ya işte. Hı-hı. Bir saat sana danışmanlık veriyorum. 3 saat Samcan'a veriyorum. Bitcoin'le ödeme alıyor musun? Almıyorum da. Alman lazım. Sadece şunu diyeceğim. Şimdi ben sana danışmanlık veriyorum. Sen benim danışmanlığımın bedelini $10 biçiyorsun ve bana $10 veriyorsun. Evet. Tamam mı? Diyelim ki ben de okeyim buna, hiç onu doğru kıyaslamıyorum. Sağımcan'a veriyorum. Sağımcan da $50 biçiyor saatliğine. Doğru. Sağımcan ondan $100 kazanıyor benim verdiğim danışmanlıktan. Sen $500 kaybediyorsun. Böylece aslında Sağımcan için değerli bir şey, senin için değersiz bir şey olmuş oluyor. Sen hayatında bir daha benimle görüşmüyorsun. Sağımcan bana bir dahakine $100 vermeye başlıyor. Yani burada Sağımcan aslında Bitcoin'le takılıyor. Sen diyorsun ki Bitcoin'den bir şey olmaz. Öyle gibi düşünebilirsin aslında diğer insanların hareketlerini. Tangible değil aslında. Yani bu kadar tangible. Olabildiği bu kadar yani. İşte Bitcoin şu an tangibilitesi. Ne biçim kelimeler kullanıyor? Tangibilite. Cibilliyeti. Evet, cibilliyet daha iyi. Cibilliyet çok daha iyi olur. Cibilliyet daha mantıklı olur. Cibiliti. Cibiliti. Bitcoin'in varlığı ancak başka bir para birimine çevrilebilmesine bağlı. Doğru. Başka hiçbir şey ifade etmiyor. Onu demeye çalışıyorum. Bir alışverişin karşılığı olarak hizmet vermiyor kendi başına. Evet. Şu anda vermiyor. Ama şu anda vermiyor. İleride verebilir, verecektir dediğim bir şey diyeceğim. Vermediği haliyle $10,000 olduğunu düşünürsen, verdiği haliyle nasıl olur sence? Bence böyle olmamalı. Ben sana onu anlatıyordum ya. Ya mesela en çok kaç 21 milyon adet falan öyle bir şey yapılabiliyor, evet, değil mi Bitcoin? Hı. Şimdi bunun siz sınırını koyduğunuz için para, yani emisyon deniyor ona, paranın miktarı ile ilgili sınırı koyduğun için belli bir taleple balon olarak şişiriyorsun. Halbuki bu böyle bir talep olduğunda fazlaca para basılır. Hı hı. İhtiyaca göre para basılır. Şimdi sen diyorsun ki ekmek alacağım, kaç coin vereceksin? 0.7 tane 0 koyacağım, peşine bir tane 1 koyacağım, bu kadar coinlik alışveriş yapmaya çalışacağım. Böyle yok, bir para bir eşleşmesi yok. Yani ama şöyle. Olmaz. Evet. Ama bununla alakalı da şöyle tezler var. Aslında enflasyonun olmasının temel sebeplerinden birisi fiyatların bir zamansal olarak lag'in Türkçesine ya? Gecikmeli bir şekilde bir yerlere yansımasından kaynaklı olarak sürekli sen paranın değerini değiştirerekten enflasyonla adjust etmeye çalışıyorsun. Ama her şeyin dijital olduğunu ve her şeyin üzerine yazan fiyatın aktif bir şekilde değiştiğini düşün. Çünkü dijitalleştirirsen her şeyi o zaman dinamik olur. Olduğunu düşün. Dinamik yani. Olduğunu düşün. Düşünsene mesela sen ekmeği yani 10 dakika önce 3 bitcoin aldın, ben gittim 5 bitcoin aldım. Evet. Şimdi bu normal bir yaşam tarzı. Onu demeye çalışıyorum. Aslında, bu regüle olmayan. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bence öyle olması gerekiyor zaten. Ama şöyle bir şey oldu. O çok başka bir, o zaman bütün mevcut ekonomik sistemi bozmak gerekecek bir şey. Tamam. Daha önce bozulmuş. Şimdi niye bozulmasın? Çok güzel bir sistem. Yani bence ben bozmak isteyenlerdenim. Tamam. Bilmiyorum ama. Şimdi sizin öngörünüz bence şeyle ilgili. Kontrol sisteminin dışına çıkmak. Yani kontrol yapısına aykırı aslında herkes. Evet. Yani bir şey. Yok, ben aslında şunu demek istiyorum. Yani bu aslında şeye benzemiyor mu ya? Bizim zamanda Suston'da yapmaya çalıştığımız bazı şeyler vardı ya. İşte bir kişi X ürününün fiyatını 10 görsün, bir kişi 12 görsün, evet, bir kişi 7 görsün. Aynen. Şimdi bu aslında demin bahsettiğimiz ekmek fiyatı örneği. Şimdi o gerçek işte, o aslında olması gerekiyor. Sen öyle sunuyor musun? Bunu kim belirliyor 12 ya da 7 olmasını? Sen belirliyorsun müşteri olarak. O zaman da senin elinde anlamsız bir güç oluyor. Hayır, sen belirliyorsun derken sen farkında olmadan belirliyorsun. Sen alım gücünle belirliyorsun onu. Ya o bayağı ilginç bir şey aslında ya. Onu çok ya ben şöyle bak, sen işletme mühendisi okumuşsun değil mi? Utility curve diye bir şey var. Evet. Utility curve'ın Türkçesi. Ekonomi. Fayda eğrisi. Fayda eğrisi. Ben şeyin Türkçesini biliyorum, süper. fayda eğrisindeki her noktadaki eşleşmenin doğru olduğu bir ekonomik sistem kurduğunu düşün. Her fiyatın her isteyene göre verildiğini düşün. Yani dünyanın her yerinde işte, bunu yapınca tamam da bu eldeki sınırlı kaynağı yaymak için yanlış bir teorem zaten, oluyor. Zaten şöyle bir şey var. Bunun doğru olabilmesi için post scarcity ekonomi deniyor. Aynen yani, ya öyle bir şey yaşamamız lazım. Şimdi, yani nükleer saldırı olacak, dünya dümdüz olacak. Haydi sıfırdan öyle kuralım olabilir. Post şey burada konuşulan konu aslında şu anda bütün ekonomik teoremlerin tamamı scarcity, yani kısıtlılık, kısıtlı kaynağın etkin şekilde dağıtılması üzerine kurulu. Ondan dolayı bir sürü şeyle oluşuyor. Kıtlık. Evet.
Ama aslında öngörülen şey o kıtlık konseptinin yok olması. Yani kaynak dediğin şeyin tamamen kendi kendinden oluşabilen ve sonradan tekrardan ekonomiye dönebildiği bir ortam. Star Trek izlediniz mi? Sizi pis komünistler yani, öyle mi? Komünizm abi, ama yani işte Marx da aynı şey diyor. Kapitalizmin sonu zaten komünizm aslında. Bunu tartışmam. Yani ben şu anki teori, yani şu anki bubble'ı konuşuyoruz, balonu konuşuyoruz ya. Yoksa dediklerinizde aykırı bir şey yok. Yani olması gereken sistem şu anki yaşayan sistem değil. Bu şu anki sistem aykırı olamadım. Şu anki dünya ekonomik sistemi çökmeye mahkum. Öyle gidiyor yani. Dünya oraya doğru gidiyor. Sürekli birilerinin zengin olduğu, birilerinin fakir olduğu bir mekanizmanın yaşaması mümkün değil ki. Evet. Birileri ölecek yani. Bu biz ölürsek yarın işte atıyorum şu an Amerika mı en güçlü? Başka birini bulacaklar, öldürecek. Hindistan olacak diyelim. Hindistan'a saldıracaklar. Yani saldırmalar şu anda ticari saldırı altında kalacaklar. Coinler yüzünden fakirler şey yapabiliyorlar. Yapabiliyor. Gidip zenginden çalıyor demeyeyim de zenginden o parayı çekebiliyor. Nasıl ama çekebiliyor? Çalmak da bir taraftan da bilmiyorum da. Bir tane ICO yapıyor. Şişiriyor balonu. Evet. Senden paranı topluyor. Şimdi bu normal bir şey mi? Yani bu arada, elinde parası olan adamlardan. Orada şunu düzeltmek isterim Barış. Bence fakirler yapmıyor bunu. İşin kötüsü şu. Çünkü onlar ICO'yu da yapan, yapıyordur. Evet. Ama bu arada fakirler diye bir segment oluşturup böyle şey yaptık, çok iyi oldu. Barış, bunların hepsi Barış yüzünden. Kendisi Le Bourgeois olduğundan dolayı arkadaşlar. Le Bourgeois ve Le Jacobin. Ekonomiden bahsediyorsak, zengin diyorsak fakir de diyebiliriz. Tamam, okay. Şimdi yani belli bir eğitim seviyesinin üzerinde olan. Hayır, öyle demene gerek yok ekonomiden bahsediyorsak. Bu da fazla bir şeylik ya, koşus olma. Hayır, şundan bahsediyorum. Yani adam ICO yapma seviyesine geldiyse zaten o dağılımın zengin tarafına daha yakındır, onu demek değildir istiyorum. Ben yani kesin olarak değildir, onu demek istiyorum. Çünkü adam mesela Rusya'daki Allah'ın işte Siberya'sında oturan herif ayda böyle 20 tamam, dolarla işte geçiniyor. Bitelim bu tek. İşte adam Ethereum'u yaptı şimdi. Ethereum'u yaptıktan sonraki haliyle önceki halinin arasındaki farka bak. Zengin yok, fakir değil desin. Saçma yani. Sapan tişörtler giyiyor. Evet. Tabii adam şey olacak bu arada, tek başına bayağı en genç kendi kendine şey girmiş, Forbes listesine girmiş insanlardan yani, bir sapan bir olay. Ya neyse, yani bunlar hep kahramanlar bazı insanların gözlerinde. Bunları unutmayın. Bir de psikolojik tarafı da var bunun. Bu adam bunu yapıyor ya. Şimdi emin ol o taraflarda bayağı bir şey hype var. Ulan biz de yapacağız. Bu paraları alacağız sizden. Biz de zengin olacağız. Sadece siz zengin olmayacaksınız. İşte bak, bu hype'lar da var yani. Bu da ben onu tekrar edeyim tekrar. Orada bir bırakacağım zaten, bunu daha fazla uzatmayalım. Birilerinin havadan zengin olma beklentisi zaten sağlıksız. Doğru. Tamam. Ama hep var. Var, şu anda da var. Yani Bitcoin'den bağımsız olarak var tabii zaten. Tabii öyle. Ya öyle. Gerçekten insan öyle. Para piyasalarında yani gerçekten ortalıkta gezen fiziksel malın karşılığı olan para ile basılmış para arasında uçurum var ya. Yani bir kısmı balon. Çok az. Ben akaryakıt tarafından söyleyeyim. Yıllar önce gitmiştim bununla ilgili Cambridge'de bir eğitime. Orada adamların, sektör uzmanlarının verdiği bilgiyi söylüyorum. Dünyada hareket eden akaryakıt miktarı, petrol ve ürün miktarı işte 100 birimin ikisini oluşturuyor. Buna ilişkin türev ürün, paper tarafı %98'ini oluşturuyor. Böyle salakça bir şey olabilir mi? Yani gerçekte karşılığı olmayan, gelecekte yapılacak bir işlem için kağıt ifşa ediyor. İşte insanlar bence çok akıllılar. Kağıt yani basıyorlar ve bunu parayla işlem haline çeviriyorlar. Anlatabiliyor muyum ne kadar salakça bir şey? Ama bak şöyle bir şey var. Sen o kağıdı yapıyorsun ya, ben de alıyorum ya, bitti. Bak o anda bitti işte. Hiç diyecek hiçbir şey yok. Tam olarak bunu konuşuyoruz. Yani bu da bir balon. Karşılığı olmayan bir şey, bir böyle çabucak zenginleşme aracı olarak kendi kendini körükleyen bir mekanizma. Ve gerçekten daha da artar bu ya. Yani 100 bin dolara gider, 1 milyon dolara gider. Ucu yok. Evet. Dibide sıfır. Ben tahmin ettiğim 250 bin dolara kadar organik bir şey var. Bir engel yok ki. Çılgınca talep olsun. Bir tane al ya, bir köşeye koy. Bak tane. Yani işte beklenti bu olduğu sürece bu işte yani bu aslında bu açlık bence sağlıklı bir ekonomi yaratmaz. Bu arada inanılmaz. Evet, şimdi asıl ben bunun şey noktasına dönmek istiyorum. Açgözlük dediğimiz noktaya dönmek istiyorum. Şöyle bir şey var. Ya kim açgözlü değil ya para konusunda? Hangi insan yani? Ya bak, bir kere doğal olarak şöyle bir şey var. Ben temelinde o yatmıyordu ama ona dönüyor işte. Onu ben bu arada böyle bir normal o açgözlük hissiyatını bu psikolojik olarak da bir deney arkadaşlar bu arada bence. Gerçekten mesela şey var. Ekonomi dersini hep görürsün. Dersin ya işte enflasyon ve deflasyon çok kötüdür. Çünkü işte eğer çok dramatik olursa
yarın fiyatın ne olacağını bilmediğinden dolayı alışveriş yapamazsın diye bir durum olur ya. Şimdi o kadar hızlı artıyor ki Bitcoin fiyatı son böyle 9 aylık dönemde. Evet. HODL diye bir şey var, gördünüz mü hiç? Nedir o? H-O-D-L. Hı-hı. Aslında hold'un yanlış yazılmışı. Şey demek yani, tutuyoruz abi. Yani satmayacağız, tutacağız. Hı-hı. Çünkü dayanın bu, ve bu psikoloji o kadar güçlü ki nasıl satmayacaksın ki? Yani tabii canım, insanlar kar satışı ya falan yapamıyorlar yani, şey yok, kar satışı falan olsa zaten frenler yok. Öyle evet, frenlemiyor. Kar satışı olmadığından dolayı da bence zaten öndeki engeller şey yapılmış durumda. Ve herkes sürekli bundan bahsediyor. Şimdi ben Collective House'da çalışıyorum. Hı hı. Abi ya böyle bir şey oluyor. İnsanların ekranlarına falan böyle gözüm çarpıyor falan. Herkesin ekranında bir Bitcoin fiyatı var abi. Ha, dur herkesin şimdi ekranında, bak herkesin ekranında böyle bir şey herkesin hakistik var. Şeyi, ama user acquisition o kadar gidiyor. Evet evet. Keşke şey olsa. Keşke böyle Collective House'daki bütün şirketlerin böyle büyüme eğrisi falan olsa. Keşke. O değil abi. Konu bugün oraya gelsin aslında. Evet, bu nasıl etkiledi bu kadar adamı? Ne Serkan yaptı? Serkan yani? Ünsal var. Şey, bu Startups Watch diye bir işte Türkiye'nin Crunchbase gibi bir şey yapmaya çalışan, hı-hı, bir girişimci. Serkan bugün bir yazı yazmış şey diye, yani hani tamam okey çok heyecanlı ve bilmem ne falan, ama bu her gün %10 artan bir şey herkesin psikolojisini bozdu. Bütün startupların da psikolojisini bozdu. Doğru. Yani gerçekten ben mesela aşağıda oturuyorum işte çay kahve bir şey içerken bir tek bu konuşuluyor. Ben şurada hemen şunu söylemek istiyorum. Yani startup yapan adamın kafasına gel, özellikle Türkiye'de yapan adamın. Türkiye'de bir startup yapan adam eğer böyle çok vizyoner, harikulade, müthiş bir insan değilse ki bence ne bileyim maksimum yarısı öyledir. Çoğu insan buradan hızlı bir şekilde yatırım alayım, büyüyeyim, çok hızlı büyüyeyim, büyük para kazanayım kafasıyla bakıyor ya olaya. Evet. Para kazanmak işin kalbinde yani. Aynen. Böyle olunca ne oluyor? Ben bu işten dönüş olarak %20 bekliyordum. Bitcoin %30 veriyor. Bir ayda bak, yapıyorsun. Cık yaptım da yanlışlıkla oldu. Yani. Bilerek olmadı. Şey, içinden geldi. Şimdi evet aynen bu psikolojiden kaynaklı. Çünkü bence insanlar bu enflasyon, deflasyon insanların para harcamasını engeller psikolojik fenomenini çok güzel gösterdi bu. Hı-hı. Bir diğer şey de fırsat maliyeti. Aynen öyle. İnanılmaz bir şekilde. Bak şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir sürü startuptan bu dolar kurunun artmasıyla beraber şey duymaya başladım ben. Abi işte Türkiye'ye satıyoruz ama yes falan filan. Çok fazla duyduk. Bunu kaç kez konuştuk falan, hı-hı, podcast'te. Biz de aynen öyle söylüyoruz. Şimdi hatta böyle biz de dedik. İşte, hı-hı, siz de yurt dışına satın bilmem ne falan. İşte ScaleX'i anlattık mesela, hı-hı, böyle yapan startupları gitmeye çalışıyoruz falan diye. Şimdi ne oldu? Abi ya geçen gün Burak Tezateşer, bak buradan söylüyorum, gerçekten çok sinirlendim. Monokromayı yapan Burak bana mesaj attı. Bunlar şey yapıyorlar, bir tane oyun geliştirme pipeline'ı diye bir şey var. Ne olduğunu biliyor musunuz? Böyle şey, stüdyo yani storyline. Şeyini yaparken de hani pipeline dosyası vardı ya, hani işte GarageBand aslında. Hı hı. Anladın mı? Bütün her şeyi bir araya getiren bilmem ne falan filan bir topladın şey ya, düşünün. Okay. Abi bunun için ICO yapacağız. Dedim ya bunun için nasıl ICO yapabilirsin? Hani tam hype'a yenilmek için. Çünkü amaç ne ki? ICO ne ki? Yani çünkü adam orada şeyi unutuyor. Ama bak fırsat maliyeti böyle kafanı karıştıran bir şey. Evet. Aç gözlülük. Bak ben burada hemen şey dedim. Enayi olmaktan korkma içgüdüsü bu. Evet. Bu şey değil. Hani para kazanayım değil. Para kazanmamayı göze alamam diyor. Yani işte sen zengin oldun. Sen de zengin oldun. Bu onun için fırsat maliyeti haline geliyor. Aynen öyle. Psikolojik aynen olarak. Şey yani adam diyor ki ben burada 3 sene 5 sene kasacağım. Bir tarafımı yırtacağım. İşte %200'e büyüteceğim şirketimi. 2 katına çıkaracağım 2 senede. Adam karşıma geçecek bir ay sonra. Ha ben 2 haftada yaptım %200 diyecek. Gülecek. Tabii canım. Evet. İşte bu insanların hiç gelemediği bir şey. Aynen. Bu gerçek psikoloji burada işte. Aynen öyle. Ve aynen. Sıkıyorsa böyle fırsat dur. Fırsat maliyetinin yanında bir de şey var abi. Çok net böyle finansta öğrendiğimiz hani paranın değeri, aslında ikisi birbiriyle çok bağlantılı şeyler ya, sana bugün mü 1 milyon dolar vereyim yoksa önümüzdeki yıl 1.2 milyon dolar mı vereyim dediğinde bu örnek o kadar dramatik olmuyor ama sana bugün mü 1 bitcoin vereyim yoksa 3 ay sonra mı bitcoin vereyim dediğimde çok şu dramatik anda insanlar bunun dramatik olarak etkisini anlayabilecekler. Evet. Çünkü işte büyüme hızı çok fazla. Bu kadar basit yani. Bütün diğer finansal enstrümanlardan farklı olarak mesela ben bu fırsat maliyeti, işte paranın değeri bilmem ne falan konularını döve döve öğrenmek zorunda kaldım. Hı-hı. Çünkü PwC'de gidip bunları yapıyordum. Evet. Şimdi abi herkes, en büyük etkisi bu oldu bence. Herkes bar chart şey görmeye başladı. Candle bar chart görmeye başladı. Değil mi hayatında? Herkes fırsat maliyetini hesaplamaya başladı.
herkes alabiliyor. Çünkü bak sen dedin ya şey bölünecek bilmem ne işte bir Bitcoin değil de 0.00 uğraşacaksın. Yani herkes alıyor. 30 dolar alıyor, 40 dolar alıyor. Yani her ve evet, herkes birbirine soruyor artık. Abi nereden alıyorsun önünde falan. Önünde bir engel yok yani. 200 dolar, 100 dolar, 100 lira yani her şeyi alabiliyorsun. Doğru. Doğru. Bir şey yok yani. 1 lira bile alırsın. Çünkü milyara bölünüyor galiba Bitcoin bu arada. Evet, işte. Milyara mı bölünüyordu? Evet, milyara bölündüğü için zaten hayır daha da bölünür ne olacak ki? Evet, daha da bölünür. Bir satoshi bir Bitcoin'in 1 milyarda biri. Hı hı. Yani bir satoshi alırsın şu anda. Ucuz işte. Satoshi ucuz baktığın zaman. Gibi. Normalde bu arada startup'ların hı hı. yaptığı etkiden daha da fazla bir etki yaptı bütün toplumda. Çünkü startup'larda bir bilgi bariyeri gerekiyor ve bir de anlayamıyorsun yani teknoloji bilmem ne falan. Bu onu da kaldırdı. Ve mesela bir startup'ta hisse de alamıyorsun. Nasıl alacaksın? Facebook o kadar konuştuk mesela Facebook'un hissesinden hiçbirimiz alamadık. Evet. Bu da bu arada biraz da demokratizasyon anlamında, demokratikleştirme evet. anlamında daha iyi bir şey bu arada. Neden? Çünkü yani inşallah 2 yıl sonra işte podcast'in bilmem kaçıncı bölümünde bilmem nenin ICO'sundan bahsederiz de sonra da gerçekten hepimizin alabildiği bir şey olur. Evet. Çünkü şu anda Facebook'ta falan bunu yapamadık. Evet. Bu arada ICO'lara girebiliyorsun işte. Ben mesela sırf denemek için bir ICO'ya girdim ve özellikle hiç araştırmadan girdim. Yani sadece ICO nedir, girilebiliyor mu? 300 bin dolar alıp kaçanlar mı? Bilmiyorum hangisiydi. Sonra hemen zaten ilk yaptığı anda sattım çıktım da. Yani o parayı verdim, adam gerçekten mail at. Yani verdiğin anda böyle şeysin evde. Aa oldu mu acaba? Böyle bir boşluktasın yani. Ama mail gelecek mi adamdan? O adresi verecek mi sana? Abi internetin ilk zamanla çok benziyor. Bakın evet. Şey podcast'ın altında şey paylaşalım. Reply All'un bir bölümü var. Bu ilk 0900 numaralar çıktığında da böyle bir furya olmuş. Bir sürü insan ya işte 0900 Tuna falan. Amerika'da öyle yani telefon numaraları 444 evet. bilmem ne falan diye böyle şeyler. İnanılmaz fazla bunlar satın alınmış. Bir tane adamın hikayesini anlatıyor. Önce bunlarla başlamış adam. Ondan sonra .com'lara geçmiş adam. Oradan hayvan gibi para kazanmış ve böyle bayağı 100 milyon dolar falan var adamın ve tek yaptığı şey domain almak. Domainin o zamanki fiyatı 1 dolar 2 dolar. Evet. Şimdi satıyor 200 bin dolara 300 bin dolara. Ama ya bu daha böyle antropolojik olarak bakarsan zaten zaman geçtikçe böyle şeylerin olması gerekmiyor mu ya dünyada? Çok normal değil mi? Yani balonluk malonluk onları geçiyorum. Ya tartışılabilecek çıkıyor. Şeyler. Şimdi sen şöyle bir şey yapıyorsun. Kısıtlı bir madde çıkarıyorsun ortaya. Bu dijital veya fiziki madde olsun. Örneğin altın olsun, tamam altın. Ve bu sınırlı. Sınırını da biliyorsun. Yani sınırdan kastın şu değil mi? Miktar olarak. Daha açıkça söyleyelim. Madenlere gidiyorsun. Hı hı. Oradan böyle çekiçlerle vuruyorsun altınlara. Ya hepsinin altın bitiyor sonunda. Hepsinin çıkarıldığını düşün. Aynen. Hacim belli 100 birim. Dünyanın 100 içinde altın dünyanın kalmadı. Dünyanın tamamında alışverişte altın kullanmaya kalk şimdi. Hı hı. Tamam. Pratik olarak yürümeyeceği için zaten kağıt abi. İşte minnacığa gidiyor yani o mini mikro seviyelerinde. Ama işte bu dijital olduğu için en kolay. Hani altını gerçekten fiziksel olarak parçalayamazsın. Ama pratik ya. Olarak hesabını tutamazsın. Onu demeye çalışıyorum. Yani ama kağıt paralar. En kolay kısmı değil mi ya o? Ben en az ona takılıyorum ya. Oldu 20 haneli rakamın son küsürlerine bakarak bir şey almaya çalışacaksın. Son bir şey neyse canım boş bu bölümde, bu bölümde konuşacağımız her şeyi domine etti zaten. Aynen. Her şeyi lanet domine etti gibi. Bitcoin. Abi geçen gün böyle konuşuyorduk ve benim en çok şaşırdığım fenomenlerden birisi şu. Ya streak diye bir şey var işte böyle bull streak. Yani böyle yukarı doğru sürekli gitmesi böyle saçmaladı. Son 9000'den 11000'e çok hızlı fırladı. Çok hızlı fırladı ve arada şey olmadı. Düşmedi yani. Düşmedi. Yani böyle şöyle bir hareket bile peki yok. Bir şey diyeceğim. Hiç normal değil yani. Ben kendi tecrübemi soracağım şu an. Tam emin olmadığım için soruyorum. Şimdi bu bazı borsalarda şöyle bir şey var. İki tane alan var. Hı-hı. Biri bid, biri ask galiba. Hı-hı. İşte biri sattığın zaman ne kadardan satabileceğin, aldığın zaman ne kadardan alabileceğin şeyler yazıyor. Şimdi dolar gibi olmadığı için yani dolar kadar kolay access yani kolay ulaşamadığın için orada şöyle bir şey var. Ben çok düşük volümlü yerlerde de alım satım yaptığım için söylüyorum. Hı hı. Şimdi mesela kim bilir nerelere gitti. İşte şu community inviter yüzünden aklımı aldı bütün oradaki Slack kanalları. Neyse olay şu. Bir tane fiyat yazıyor orada. Bundan alabilirsin diyor. Gidiyorsun. Ne bileyim bir kuruş ya da ne bileyim 0.001 üstünü şey yapıyorsun. Altını yapıyorsun. Alamıyorsun. Ve duruyor orada. 3 gün alamıyorsun. Çünkü hareket yok. Bu Bitcoin'de de aslında mesela şu anda diyelim ki 10 bin dolar tamam mı? Hı hı. Ben 9900 dolardan almak istiyorum. Hiç alamıyorsun. Hiçbir şekilde o sıra sana gelmeyebiliyor. O kadar böyle şey değil yani
daha basit anlatayım. 10 bin dolar. Ben 10 bin dolarda almak istiyorum. Şu anda 10 bin dolara satan yok. Ya da 11 bin dolara satın almak istiyorum. 11 bin dolara satın şey veren yoksa eğer alamıyorsun. Öyle şöyle, mi? Şöyle ya tam olarak bunun teknik şeylerini bilmiyorum bu arada. Ama ben o tablolara bakarak soruyorum bunu. Yani orada ya, satış bid rakamı. Bid ve ask diye iki tane şey var işte. Evet. Sen orada zaten genellikle exchange'ler şey yapıyor. Evet evet, saçmalık zaten, ondan bahsediyorum. Böyle bir yeşil bir çizgi yok. Bitcoin yani, grafiğine bakıyoruz da şu yani, an dolara karşı. Şey, candle bar'ı yani şey bu oldu. Volümü çok düşük yerlerde olur böyle şeyler. Aynen. Evet, saçmalık. Bu şey gibi ya. Şey. Deri mod hissesi diye böyle yine şey yapacağım. Abi orada şöyle bir şey var. Sen zaten genellikle exchange'lerde böyle şu anda özellikle böyle bir yerde alım satımın böyle %90'ı falan kesin şey oluyordur. Kolay denilen yani böyle buy'a basıyorsun, bir tutar yazıyor. 1000 dolarlık al diyorsun. Hı. 1000 dolarlık sana veriyor. Hatta çoğunda ben baktım UX'i de öyle yapmışlar yani. Doları gir ki çünkü kimse anlayabilme. Tuna'nın dediği gibi 0.0000 falan doğru, kimse yani yapamayacağına göre. Ama hatta şöyle söyleyeyim, Coinbase'e baktım ben. Coinbase bayağı böyle şey yani hani burada çok büyük bir buton var. Buna bastığın zaman Bitcoin alınıyor falan. İyice öyle şeylerde zaten olabildiğince otomatize edip eşleştirmeye çalışıyor seni. Sen i̇şte eşleştiriyor. O... Ama orada şey kaçıyor eşleştirirse eğer. Abi ben 1000 dolarlık Bitcoin'i 10 bin dolardan almak istiyorum diyorsun. O sana 900 dolarlık Bitcoin'i 11 bin dolardan veriyor. Otomatik yapınca bunu. O yüzden sıkıntı var. Yani sıkıntı diye demiyorum da bunu. Tabii. Bu böyle en baş... Yani ekonominin başlangıcı gibi bir andayız şu anda. Yani 3 kişi var şu anda dünyada. Sami Can'da bir Bitcoin var. Bende hiç yok. Tuna'da 3 tane var. Ben gidiyorum diyorum ki beyler ben 10 tane ineğim var veriyorum. Bir Bitcoin verin bana. Kimse vermiyor. Duruyorum böyle. Bir inek daha doğdu onunla veriyorum falan diyorum. Böyle Sami Can bana bir Bitcoin'ini veriyor. Vermezse de vermiyor ama. O çok şey yani o oradaki o tablolar. Ben orada böyle öyle beklediğimi biliyorum. Evet. Abi verin ya işte verdim işte fiyatı. Bu normalde olur. Likit bir piyasada bunlar öyle olmuyor. Evet, sen birileri evet veriyor mutlaka. Heh, o buradan o şuna geleceğim aslında. Şu anda Bitcoin hala hani satın alalım alınsın büyüyor diyoruz ya. Satın alman için birinin satması lazım mı? Satılmıyor yani. Şu an miningle elde ediyorsun öyle mi? Yok hayır hayır. Yani satılıyor işte aslında. Yani satılıyor olduğu için satın alabiliyorsun. Birileri de bırakıyor var o değeri. Aynen, onu aynen demek istiyorum. Aynen. Satan var satan var. Yani satan onu, da başka satan yolu da var mı? Ama tutan da çok yani. Hayır, ama başka ya bak, yolu var mı? O yüzden artıyor zaten. Yani 10 kişi var. 7'si tutuyor. 3'ü satıyor. Durmadan o 3 yani 3 sayısı satan kişi ya, oluyor. O yüzden fiyat artıyor. Bunlar işin doğası. Evet. Ama dediğim gibi miktar kısıtlandığı zaman her şeyde kıtlık yaşanan her şeyde fiyatların patlama riski var. Aynen. Ve bu sağlıksız sonuçlar oluşturuyor. Artık... Kara borsa oluyor. Şekerde de bunu yaşamış bu devlet. Kara borsanın tam tek örneği gibi bir şey. Şimdi dolayısıyla bunu sağlıklı bir şey olarak göremeyiz. Bu normal bir piyasa değil. Normal bir fiyat hareketi de değil. Yes. Bunlar kötü sonuçlara yol açabilir. Ve hani daha önce söylüyordum ya sana. Ufacık bir regülasyona bakar elindekilerin patlaması. Ama bak zaten hep böyle şeylerde bu kadar riskli bu fırsatlarda bir şey böyle olmaz mı? Yani sen 10 bin dolardan 10 bitcoin almışsındır. Tamam bu çok büyük bir kumar işte. Evet öyle. Yani ondan sonra bunda insanlar üzülebilir işte. 2 gün sonra ne bileyim değeri 1000 dolara düşer. Sen yıkılırsın böyle bütün hayatın gider. Bir adam vardır orada daha 1 dolar olmadan almıştır. Değeri 10 bin dolardan 5 bin dolara düşer. Ha iyi satayım der. Hayatına devam eder. Yatırımcının risk algısı. Evet yarım saat kaynattık Bitcoin. Okay. Yani son bir şey haftaya görüşmek üzere. Son bir şey diyeceğim ve ondan sonra gerçekten kitap yorumumuzu yapıp güle güle deyip bence kapatalım. Çünkü gerçekten evet, şeyleri de okuyacağız. Sıkışık. Şimdi bu geçen gün o Streak'in üzerine şunu konuşuyorduk. Ya Satoshi diye bir karakter var. O gerçek mi? Şeyi başlatan. Kim olduğuna dair ya da kimler olduğuna dair bir fikir. Birisine diyorlar şey bu adam bu adam diye mi? Yok yani gerçekten bilinmiyor. Bazı insanlar olduğuna dair bir fikir var. Ama işte Alper Mat Skeleksik ortağım şey dedi. Ya dedi bunun dediği çok olası bir yapay zeka olması. Yani general purpose genel düşünme yetisine sahip bir yapay zeka yapsan ve biraz da olsa kötü niyetli olsa ilk yapmak isteyeceği şeylerden birisi dünyayı ele geçirmek ve bunu da yaparken ekonomiyi ele geçirmek. Ekonomiyi ele geçirmenin en iyi yolu ne? Doları devirmek. Doları devirmenin yolu ne? İşte bu savaş çıkarmak. Yani şöyle bu bayağı bir şey oldu bu arada. Yani hani böyle dedi ben ondan sonra bütün izlediğim bilim kurgu filmleri kafamdan geçiyor. Evet ilginç bir yani teoriymiş. Evet tamam böyle bir bilim kurgu tuzu da atayım. Böylelikle Bitcoin'le her konuyu bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hayatımızın her yerinde Bitcoin artık.
Okey, hemen sana bir şeyden bahset, sonra şeylere geçerim. Dizden bahsedecektik, dizden bahsedemiyoruz. Neyse. Tamam. Kitap. Söylemiyoruz işte. Evet, dizden bahsedecektik. Kitap değil, dizi önerisinde bulunalım o zaman. Hayır ya, entelektüelliğin en şeyi ya, böyle dejenere hali. Tamam, okey, kitap önerisinde bulunalım dedik. Benim en son okuduğum kitap, bunu bu arada şey, Picus ekibiyle beraber okuduk. Daha önce de bu kitaptan birkaç kez bahsettik. Hı hı. Şey, daha önce Mert'le beraber de bundan bahsetmiştik. Çünkü Opsiyon ekibinde kendi okumuştuk. Şey, Elia Goldratt'in, bu endüstri mühendisleri bilir, The Goal İngilizcesi. Türkçesi de Amaç adlı kitabı. Türkçesi var mı? Türkçesi var. Hı. Çok da şeydir zaten, böyle iş yönetim kitapları falan filan kategorisine gittiğinde en tepede duran, evet, kitaplardan çok biridir. Klasik. Hı. Bir şey. Çünkü yani çok klasik ve ünlü bir kitap. Burada şeyi anlatıyor, böyle bir hikaye üzerinden tamamen, buna ne deniyor? Business novella, yani böyle iş hayatı içerisinde bir roman, roman gibi. Yani evet, roman ya, roman var. Roman içinde gibi. Roman yani gerçekten, ama içinde böyle bayağı bildiğin hani ha, şey, iş konseptlerini anlatıyor yani. Evet ya, ben bir ara öyle anlatıyor, bir şey yapma projem vardı gerçekten. Evet, çok güzel bir şey bence o ya. Çünkü senin gerçekten içinde olduğun şeylerle ilgili romanların yazılmadığını, evet, bildiğin için hep böyle ne bileyim işte 16. yüzyılda İngiltere falan. Onlar çok ilgini çekmeyebiliyor yani. Barış'tayız da böyle. Le Halka bütün, yine. Evet, Barış'ın böyle bütün Fransız kütüphanesinde sadece böyle şeyler var. Hepsini de okuyup altlarını falan çizmişsin Barış ya, gerçekten. Evet, her zaman ben altlarını çizerim zaten. O, bir kadeh şarap ve böyle o şey. Kitapları ben lisede okudum. Artık altını mı çizdim, üstünü mü çizdim bilmiyorum. Yani. Şey, bu kitabın konusu sen biliyorsundur. Yani ben bilmiyorum. Çok oldu ya okuyalı hakikaten. Yani üniversite 15-20 seneye yaklaştı. Aslında şey, Theory of Constraint. Evet, yani kıtlıklar teorisi diye. Ay, sadece yine bundan bahsediyoruz. Ya şey diyor aslında adam. Diyor ki, bir üretim bandında, yani bir üretimin olduğu bir yerde üretimi üst seviyesini belirleyen şey bütün sistemdeki bir darboğazdır diyor. Ondan darboğazı bul, darboğazı optimize et, o zaman bütün üretimin kapasitesi artacaktır diyor. Yalnız bunu bir endüstri mühendisi edasıyla değil, zaten bu adam endüstri mühendisi değil, bu adam endüstri mühendisini bulan adamlardan birisi, yani onun temelini oturtan adamlardan birisi ve adam fizikçi. Evet, yani bayağı bildiğin fiziki teorik şeylerle anlatıyor. Şey yani. Yani tamamen teori üzerinden ve temel bilimler gözüyle, evet, söylüyor. Temel bilimler gözüyle anlatıyor ve bu sırada ya bence girişimi olan herkesin bunu okuması lazım. Neden? Çünkü bu o kadar doğal bir fenomen ki üretim bandından anlatılmasına rağmen insan olarak sen kendi hayatında bunu sürekli görüyorsun. Bunu, hı-hı, kendine yaptığını, iş hayatında da sürekli bunu yaptığını görüyorsun. Yes. Ve böyle aslında çok böyle çok counterintuitive, yani tam düşünmeyeceğin, hı, tersine fikirler falan filan var. Mesela adam şey diyor, çok şöyle bir örnek vereyim, kitapta şöyle bir şey var. Üretim bandının oraya doğru gidiyor adam. Bakıyor bir tane adam böyle köşede duruyor, böyle ne bileyim ellerini cebine koymuş, böyle duvara falan bakıyor. Bir tane adam var işte, böyle yerde bir şey var, onunla oynuyor falan. Çünkü adamların o anda yapacak bir işi yok. Sonra böyle geliyor şey diyor. Ya diyor, siz ne yapıyorsunuz işte bilmem çalışın bir şey falan bulun diye bağırıyor. Şimdi mesela bunu okuduğun zaman şey hissediyorsun. Yani bunu yaşamamış olanınız var mı? Yok tabii ki. Yani hani böyle ben kendim de yaptım. Ben tabii de yapıyorum. Herkes o yoldan. Bana da yapıldı. Ben de yapıyorum. Ve evet şey değil mi? Çünkü böyle çok klasik yani. Hani böyle şey gibi hissediyorsun çünkü. Sen mesela çalışıyorsun. Bir şey yetiştirmeye çalışıyorsun. Önemli bir durum var. Ve mesela birisi orada duruyor. Ve boş duruyor falan. Ve aslında bu bütün o sistemin üretimini aşağı çeken bir şeymiş. Böyle bir sürü üretimdeki şeyin negatife gitmesine sebep olan bir fenomenmiş. Hı hı. Ve bunu böyle adam çok düzgün bir şekilde anlatıyor. Bakın diyor, bu adamların aslında envanter diye bir şey var. Hı hı. Envanter eğer darboğazın önünde birikiyorsa ve bu adamlar daha fazladan envanter üretiyorsa, sen bu adamı çalıştırdığın zaman zarar, tek yaptığın şey zarar ettirtiyorsun şirkete. Hı hı. Yani boşu boşuna iş yaptırtıyorsun diye böyle bir konsept. Yani ben bunu duyunca aklıma direkt şu geliyor ya, bu bir kitabı da okumadığım için biraz fazla strateji oyunu oynarsanız bilgisayarda bunu çözersiniz çok rahat. Bu optimizasyon üzerine. Aynen zaten, tamamen evet yani darboğazda aynen tam bir sürü strateji oyununda falan filan da olan şey. Çok yani. Yani strateji oyunlarının hepsi bunu çözdürüyor sana. Evet, bunu çözersen yeniyorsun, çözemezsen yeniliyorsun. Aynen öyle. Oyunların temelinde şey yok mu? O algoritma yok mu zaten? Aynen, bir optimize yol bulmaya çalışıyorsun devamlı. Aynen. Daha optimize bir şey varsa seni yeniyor falan. Bu arada bu kitap o kadar temel ve böyle nasıl denir,
başka yerlerde de görülen şeyler anlatıyor ki çok yakın zamanda bunun Phoenix Project diye, bitmeyen proje diye yazılım sektörü için olan versiyonunu yaptılar. Ve Agile metodoloji diye bir şey var. İşte Scrum bilmem ne falan. Bunların hepsinde de bu kitap yatıyor bu arada. Kökünde de. Evet, bayağı şey yani. Hani hepsinde böyle işte mesela bununla alakalı Microsoft'ta bir adamın yazdığı bir 6 uzun böyle blog postluk böyle bir şey okudum mesela. Adam böyle direkt Agile'ı ilk bulan adamlardan birisi var. O metodolojiyi çıkartan falan filan. Adam da şey hani biz bundan esinlendik falan filan diye kitabı falan anlatıyor. Yani gerçekten çok güzel bir kitap. Herkesin temel bakış açısını vermek açısından bir de okuması lazım. Okuması da kolay ve aslında anlaması da zor konseptleri bayağı rahat bir şekilde öğretiyor. Bence en güzel kısmı da o. Normalde bunu ben hatırlıyorum ya, operations dersi vardı ya, Allah kahretsin, iğrenç bir ders. Böyle okuyoruz falan, Allah'ım ya, böyle kutular var, onları sağa sağa kaydediyorsun falan. Ya çok kötü bir dersti ya. Endüstricilerin falan veya sayısalcıların çok sevdiği derslerdendir ama. Operations management. Ya işte ben nefret etmiştim yani. Çünkü böyle çok realiteden uzak bir şekilde anlatıyor. Evet, fazla matematikle. Yine şeyi hissediyorum hep burada ya. Şimdi bak, bu kitaplar, teoriler, okulda gördüklerimiz falan bizim nesil için şöyle bir şey oldu. Biz zaten ilkokulda falan Red Alert oynuyorduk, tamam mı? Yani onu oynayan adam için buradaki bu dersler biraz şey geliyor. Yani burada olay ne ya? Ben zaten bunu çok iyi yapmasını biliyorum. Siz bana başka bir şey mi gösteriyorsunuz acaba? Ben mi anlayamıyorum oluyor. Çünkü ya, gerçekten yani bu orada öğrendiğin ve hayatım boyunca yaptığım bir şey. Bak sen de, sana da ben vereyim bunun bir kopyasını. Bende birkaç kopyası var burada. İnsanlara arada veriyorum bunu. Ver. Şey yani en güzel noktalarından birisi bunu böyle okuduğunda kafana böyle bir yapı taşı gibi o böyle yaklaşım oturuyor. Ve aslında bir sürü yerde görmeye başlıyorsun. Mesela kitapta çok güzel anlattığı şeylerden birisi. Mesela adam plant manager işte o fabrikanın müdürü bir adam var. Ve müdür bir yandan karısıyla kavga ediyor. Ve aslında karısıyla kavga etmesindeki şey işindeki oluşmuş darboğazlar ve onları daha fazla iş yaparak çözmeye çalışması. Ve daha çok mesela, iş yaptığı için daha çok strese girip daha çok kadınlar. Aynen, ve bu sırada kadınla daha da fazla kavga etmesi bilmem ne ve şeyi görüyorsun orada. Lan oha, bende de var bu. Hani yani ben de aynısını yapıyorum sürekli bir şekilde falan diyorsun ve böyle bayağı bir şeyi kafanda birleştirmeye sebep. Zaten bunların hepsini bence çok genel değerlendirmek lazım. Yani iş hayatım harika ama bilmem ne hayatım çok kötü, böyle bir şey yok işte. Evet, bunu dengelediğin zaman iyisin aslında. Neyse tamam, bize hediye et. Belki bir de dinleyicilerden birine hediye edersin. Belki günün birinde. Neye göre hediye edeceğiz? Bilmiyorum ki, Slack'e ilk gelen birine bize hediye edersin. Bize şeyden, Patreon'dan bir Bitcoin falan. Yok. Kitap fiyatına bak. Ama aslında balon bunlar. Kadar değerli değil falan. Evet yani. Zamanında pizzaya 10 bin tanesi varmış. Tamam neyse. Şimdi bak, önümde benim yorumlar var. Sonra bir de Patreon var. Evet. O yeni yorumlar gelmişti. Onları da bir tekrar analım. En son hangisini okuduk bilmiyorum da en son gelenden başlıyorum. Sedat yazmış, 29 Kasım. Bugün mü ya? 29. Bugün. Yaklaşık 50 bölümdür bedava dinliyorum. Ya ben bir dakika ya. Bu ne demek? Yani bizden habersiz birileri satıyor olabilirim ya bölümleri. Bedava. Ya öyle bir algımız mı var ya? Bu paralı bir şey değil işte ki. İşte şeyden kaynaklı bu. Sağ olsun YouTube ve iTunes. Dangalakça abone ol dediğinden ve zamanda da Dijitürk herkese aboneliği ama o mu yoksa alıştı artık ya. Kanalıma hoş geldiniz, lütfen abone olmayı unutmayın yani. Bu artık kalıplaştı ya. Neyse. Arkadaşlar bedava zaten. Yaklaşık bedavayız. 50 bölümdür bedava dinliyorum. Yalnızca son bölümlerde başka podcast'i üstü kapalı eleştirmenizden, Barış hariç, rahatsız oldum. Yani Barış hariç bu arada ben demiyorum, yazılmış gerçekten. İsmini verip yapıcı eleştirilerde bulunsanız onlar için daha iyi olacaktır. Kitap öneri kısmı güzel oldu, faydalı oluyor. Evet. Vallahi kimi eleştirdiniz ben de habersiz. Ben bunu okudum. Ben anlamadım hangi podcast'i biz eleştirmişiz. Biz aksine yani podcast yapılmasını destekleyen... Nasıl olabilir? O apayrı bir konu. Yani biz zaten podcast'ler olsun istiyoruz. Onunla ilgili gümleti kurduk falan, hani altında hizmet etmeye çalışıyoruz. Podcast eleştirmiyoruzdur. Başka bir şey eleştirmişizdir. Neyi podcast gibi gelmiş. Ben hatırlayamıyorum ne acaba, hangi şeyi. Acaba kendi podcast'lerimize hani ne bileyim serbest oyun imalatına hani frekansı ayarlayamadık falan filan diye kendi kendimize kendi iç bir şey batırıyorken onu mu düşündü acaba? Nasıl ya? Yani reklamlarını yaptığımız bölümde mi diyorsun? Ne bileyim. Bilmiyorum yani, daha detaylı bir şekilde yazarlarsa yani ben düşünüyorum da 521'den bahsettik ama onlardan da iyi bahsettik yani. Bir tek ben bir yerde şey dedim, ekonomik teoriyle alakalı ama orada da 521 olduğunu söyledik, adını söyledik zaten. Evet, açıklar. Neyse bilemedik. Yine neyse, bilemedik. Eleştiri için teşekkürler. Aynen. Devam ediyorum. Göktuğ Eren ya da evet dur, başka bir varyasyon çıkmıyor bu isimden. Uzun zamandır keyifle dinliyorum. Eleştirilecek mutlaka bir şeyler bulunur ama ancak hem sohbet içeriği hem akıcılık hem de podcast formu olunca tadından
yenmiyor. Bu fazla iyi. Ona çok diyecek bir şey yok. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tadımızı sevmiş. İsmini okuyamayacağım. SZRDLGC. Kim acaba? Done is better than perfect. Zamanında muhabbetlerini yaptığım her şeyi siz de yapmışsınız. De ayrı olacak. Kendime Barış. Ekeri bulmakta. İnanılmaz gıcık bir adamsın. Zorlandığım, dan yapamadığım şeylerin başında duruyor. O yüzden o ayrı olacak. İyi kötü demeden yaptığınız için size çok özendim. Devam edin. Sizin podcastinizi yeni keşfetmiş ünlem. Umarım bu komünitede benim gibi hevesli birileri vardır. Ha, devam ediyor bu arada. İngilizce olayına da takılmayın. İngilizceden sonra Turkish, Türkliş gelir bu tür işlerde. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Ama bak ben yine de düzelttim seni, gördün mü? Bu işler böyle işte. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Ama bayağı bir yorum gelmiş. Emrah 7000. Adamların kullandığı diliyle uğraşmayı bırakın artık. İngilizcenin hakim olduğu bu ekosistemde kimse İstanbul Türkçesiyle konuşmuyor. Zaten bu da bu podcast'te dilimizi güzel kullanalım, kullandırtalım amacı gütmüyor. Geyik muhabbeti gibi süren bölümlerinizde bu kadar faydalı bilgi verebildiğiniz için çok teşekkürler. Dinlerken anlıyorum ki siz bölüm çektikçe altyapım daha iyi olsun diye kendinizi de geliştirme hevesi buluyorsunuz. Bunu bize de yaşatıyorsunuz. Evet, aynen. Hani derler ya, kendini cahil hissettiğin ortamlar seni geliştirir. Bu sebeple kitap ismi verilirken lütfen geçiştirmeyin. Not alıyoruz. Konunuz bile işte bu kitabı okudum, venture dünyasını daha iyi anladım dediğinde bile not alanlar için. Burada Çağlar'ın şeyi bu arada. Olabilir, evet. Evet. Not alanlar için kitabın üzerinden lütfen bir daha geçin ve Türkçe'ye takılmayın. Kendinizi dil için kasarken muhabbet güdükleşir. Yok, kasmıyoruz ya, o kadar da değil. Biz bayağı kasmıyoruz ya. Eskiden bir ara böyle bir of çok mu kötü acaba dedik. Sonra bence biraz toparladık ya, öyle de bıraktık. Bırakıyoruz işte, aklımıza geldikçe de söylüyoruz. Üretim bandı dönmeye başlamış diye bir başlık var. M.U. Taşkın'dır herhalde. Mutaskin diye yazılıyor. Mutaskin olmasın? Selam Gümlet Medya çalışanları. Oo. Evet. Bizim şeyimiz de belli oldu sonunda. Bordrolarımız da. Bordro. Ha, bu benim şey oldum değil mi? Aynen, işsiz oldum. Tamam, bu çok güzel. Selam Gümlet Medya çalışanları. Yeni podcastiniz hayırlı olsun. İlk bölümü keyifle dinledim. Güzel bir sohbet olmuş. Oldukça deneyim dolu. Ancak çok fazla bilgi uçuştu. Güzel deneyimleri paylaşmak istediniz. Ama iki grupta çok fazla altyapısı olduğu için her şeyi çok hızlı paylaştılar. Ama dinlerken genelde yolda veya başka şeylerle de ilgilendiğim için, bunların hepsi ayrı olacak. De ayrı olacak. İlgilendiğim için hepsine konsantre olamıyorum. Bence bu formatta devam edeceksiniz. Bu konular daha az bilgili ve basitleştirecek sorular soracak işsiz, parantez içinde Barış gibi biri lazım. Merakla yeni bölümleri bekliyorum. Evet, bu arada bu şey üretim bandı ile alakalı bir yorum. Yani üretim bandı çok... diyorlar ki size Barış, evet, gibi cahil birini, sorular soracak birini bulun, evet, ki sizin böyle inanılmaz yoğun içeriğinizi şey yapın. Çok güzel ve çok önemli bir feedback. Yani bu geri bildirim önemli. Arkadaşlara söylemek lazım bunu da. Bize yazmışlar bunu, evet, yorum olarak, aynen, ama. Yok, ben direkt yönlendirdim zaten şey. Ya, bu kıymetli bir bilgi. Ama hakikaten ben de her yere yetişemem ki yani. Bir orada cahillik yap, bir burada cahillik. Yani Barış'ın da cahilinin bir limiti var arkadaşlar. Yani çok da cahil kalamıyorum. İşsizlikte bir yere kadar. Evet, şey bence de çok güzel bir yorum bu arada. Çünkü zaten Andaç da Andaç, Eren beraber işte Efecan ve Gizem'le çektiler. Gerçekten böyle podcast çok yoğun, aynen. Çok yoğun. Yani hani böyle şey ondan birazcık yavaşlayıp bazı yerlerde biz de bir zamanda bu şeye düştük bu arada. İşte ara ara. Çünkü yani böyle 100 kez böyle hakkında konuştuğumuz kitaptan falan bahsediyoruz. Sanki böyle dinleyen herkes de biliyormuş gibi. Böyle podcast dinlerken cart diye kitap çıkıp bir anda üstlerine düşüyormuş gibi. Zaman vermek lazım. Yani ilk bölümleri, evet, yayınlandı. Aynen. Çok iyi içerikti. İşte o yüzden güzel, aynen, feedback bu işte, hı-hı, onlar için. Evet. Bir tane en son güzel başlıklı I am a Muslim ismi. Gülücük işareti. Teşekkürler demiş. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ederiz. Başka bir yorum yok. Ekşi Sözlük'te hiç yorum yok yine. Ne oldu acaba? Ekşi Sözlük'teki dinleyenler bitti mi bize? Kurudu kaldı. Bilmiyorum. Evet, şimdi son olarak Patreon destekçilerimize geliyoruz. Patreon destekçilerimizde bayağı bir yeni $25'lık eklenme var. Evet, öncelikle onlara teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftadan sonra hepsiyle iletişime geçeceğiz. Sırayla $5 ve üzeri ödemiş olan, yani 5.23 falan var çünkü. arkadaşlar okuyorum. Cem Arısan 5.23 gibi cins bir şey ödemiş. Teşekkürler Cem. Fark yaratmış. Evet, fark yaratmışsın. İlker Alkış, Çiğdem, Mustafa Köroğlu. Mustafa da şey, Gözen Holding'den arkadaşım. Çok teşekkürler Mustafa.
Ziya Kızıltan, Umut Pekel, Hüseyin Pembeoğlu, Yüksel Savaşoğlu, Onur Baran, Erhan Tahminciler, Mert Erbil, Ömer Erkmen, Çağlar Çoban, Mert Paker, Özge Öz, Deniz, Cem Buğra, Cem Buğra da şeyin No Pact'in kurucularından, Ekin Öcalan, Akın Göktürk, Önder Çoban, Saygın Topatan, Orçun Nişli, Orçun Nişli serbest oyun imalatı sunucusu olan, Furkan Kaytancı, Özgün Genç, Çağrı Sarıgöz. Bu arada Çağrı ile de Picus'ta beraber çalışıyoruz. Çağrı'ya da buradan zaten selam söylüyorum. Zaten Slack kanalında da var. Evet. Patreon fikrinin çıkış noktası da ayrıca. Evet, aynen. Aykut Özkocaer ve Hatice Akkoyunlu, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu ödemeleri Bitcoin'e geçirirseniz çok seviniriz. Bu herkes arada 5 dolar üzeri vermiş olan ve ödül seçmemiş olan Cansu Kılıç ve Emre Bilgin adlı arkadaş var. Emre'cim niye? Emre Bilgin ne yapmaya çalışıyorsun? Evet, ne yapmaya çalışıyorsun? Adını okuyalım diye sürekli reklam yapmak için elinden geleni yapıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Diyoruz ve şimdi de artık bölümü kapatabiliriz. Evet. Evet. Bölümü kapatmadan Gümlet Medya'dan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere girişimci muhabbetini Gümlet Medya yayınlamakta. Gümlet Medya altında girişimci muhabbet dışında 3 tane daha podcast yayınlıyor. Bunlar nelerdir? Birincisi Serbest Oyun İmalatı. Serbest Oyun İmalatı Orçun Dişi ve Zeynep Akçay'ın sunduğu. Anytown adlı oyunu yaparken yaptıkları böyle belgesel var bir podcast. Son bölümünde böyle bir kırılma yaşadılar. Onun duygusal bir bölüm oldu. Oradan dinlerseniz son durumla bir alakalı güncelleme alabilirsiniz. Onun dışında Yollarda TV var. Arman ve Koray'ın sunduğu. Bu hafta biz de bölüm çekeceklerdi ama son saniye Koray'ın fantastik satışından kaynaklı olarak gerçekten. Bu lafı Samcan'dan önce bayağı içerlemiş. Evet, çünkü ben böyle oraya gitmiştim falan ve böyle sonra geri dönmem gerekti. Zaten kapıda da yakaladım onu böyle. Hadi ya. Koray falan diye böyle seviyorum kendilerini, çok öpüyoruz kendilerini. Onlar da girişimcilikle alakalı bir podcast çekiyorlar. Genellikle arabada yolculuk yaparken podcast son çekiyorlar. Son dönemlerde Bitcoin üzerine Son dönemlerde biraz onlar da bu her bölümde bir Bitcoin konuşma şeyine girdiler. Hepimizin yaptığı hatta şeydi. Onlar bayağı fantastik bir şekilde böyle ekrana böyle bildiğin chartları açıp şöyle i̇şte, oldu. Analiz mi yapıyorlar? Tabii Arman Bey şey yapıyor. Ekonomik işte burada düştü. Ekonomik programı gibi. Burada böyle daraldı sonra omuz attı falan diye o bahsediyor. Ama güzel. Bence bu arada çok güzel yorum yapıyorlar. O yani cryptocurrency'lerle alakalı, kripto paralarla alakalı bir şeyler dinlemek isterseniz gerçekten güzel yorumları var. Onları YouTube'da görüntülü olarak da bulabilirsiniz. Evet. Aynen öyle. YouTube'da da görüntülü olarak bulabilirsiniz. Onun dışında Eran ve Andıç'ın paraşüt destekli bir şekilde sunduğu üretim bandı var. Üretim bandında da her bölümde Türkiye'de ürün geliştirme tarafında çalışan birisiyle bölüm çekiyorlar. Geçtiğimiz bölümde Efecan ve Gizem geldi Kolayika ekibinden. Onlarla beraber çok yoğun güzel bir bölüm çektiler. Önümüzdeki hafta salı günü değil, ona çarşamba günü yayın var. Evet, çarşamba günü yeni bölümleri gelecek. O bölümde de şimdiden tease edeyim. Opsiyon'dan Erkan Doğan gelmiş olacak. Her iki haftada bir yayınlanıyor bu podcast'te. Diyorum. Ondan sonra bize dinlemek ve takip etmek için www.girişimcimuhabbeti.com'a girebilirsiniz. Buradan sağda e-mail adresinizi bırakıp e-mail listesine ve Slack kanalına üye olabilirsiniz. Slack kanalı kaç kişi oldu? 1400. 1450-1500. Ya işte bir Bitcoin gibi olmadı, öyle çok yavaş artmaya başladı. Eksponansiyel bir büyüme yok. Evet, Ether gibi kaldık köşede. ondan sonra Facebook'tan, Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Twitter'daki takipçi sayımız da Slack kanalıyla aynı. Neredeyse. 333 falan gibi bir şey oldu çünkü. 600. Onun dışında bize Ekşi Sözlük'ten yorum bırakırsanız ve iTunes'dan yorum bırakırsanız çok seviniriz. Seve seve de okuruz. Patreon'dan da bize destekte bulunabilirsiniz. İsterseniz. Aynen öyle. Evet, o zaman başka da bir konu yoksa aynen, evet, bu haftaki bölümümüzün de sonuna gelelim. O zaman haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.